Gelin gelin. Gelin bakın ne göstereceğim. Bak 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 bak. Bakın. Bizim çocukluk zamanımızda bunu oyuncak olarak kullanıyorduk. Şöyle bir inceleyelim bitki. Islaktan çok yüksek 2 metreye kadar yükselebilen bir bitki. Üzerinde de dikenler var. İşte çok nadir gördüğümüz bir bitki. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu bitkinin ismini söylemeden önce bir bakın hele yaradan nasıl yaratmış. İşte bitkinin şemsiye gibi yapraklarında su birikintileri var. Yağmur yağmış, su birikintisi yapmış. Cenab-ı Allah orada yaban hayatına su imkanı sağlamış. Kurt, kuş neyse artık küçücük şeyler, yavrular, sinekler de dahil gelip oradan su içsin, faydalansın diye. Efendim, aslında bu otun ismi tarak otudur. Yani bilinen tarak otu ismi. Böyle tarak gibi olduğu için şu şeyde fırça gibi dikenli olan yeri. Tabii ondan dolayı tarak ismi verilmiş. Şu otun şu şekilde hani şemsiye gibi olup da su topladığı için de fesçi tarağı, fes gibi yani o otun şeyi. İsmi Anadolu'da fesçi tarağı şeklinde adlandırılmış. Bu fesçi tarağının insan sağlığı üzerinde de şöyle bir etkisi var. Şu dikenleri kestiğiniz zaman onu haşlıyorsunuz. Haşladıktan sonra bir müddet haşlanmış halde bekliyor. Ilıyana kadar ve süzüyorsunuz. Yani bu arada demlenmiş oluyor. Fesçi tarağı otunun bu şifalı dikenlerinden elde edilen o suyu içtiğiniz zaman mesanedeki enfeksiyonları tamamen yok ediyor. Bunu bilesiniz. İdrar yollarını açıyor ve işeme zorluğu çekiyorsanız size rahatlık sağlayacaktır. Tabii aynı şekilde mideye ve hazma da faydası var. Midede reflüye faydası var. Eskiden beri bu Anadolu'da halen bugün bile kullanılan bir şifalı ot olarak biliyoruz. Çocukluğumuzda bunu oyuncak nasıl yapıyorduk? Şuradan kesiyoruz. Biraz dikenleri vardı. Bu dikenleri temizledikten sonra şu üçünü de kesiyoruz. Üçünü kestikten sonra şu ortadakine bir tane tahta çıta kuru hafif bir şey ortasını delip buna geçiriyoruz. Bu kestiğimiz parçayla avucumuzun içinde iki elimizin arasında sıkıştırıp sağa sola döndürdüğümüz zaman takır tıkır takır tıkır ses çıkarır. Bundan eğlenirdik çocukluğumuzda. Demek ki fesçi tarağı bu. Bakın nasıl su birikintileri var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Su birikintileri de yaban hayatı için bir sunum olmuş oluyor Rabbimin izniyle, sayesiyle. Şimdi bugünkü fesçi tarağı otumuzun da tanıtımını yaptıktan sonra hemen bir başka ota gidiyoruz. Ve şu boya bir bakar mısınız? Bu kendiliğinden 2 yılda bir kendiliğinden dökülür tohumlarını, aynı yerde çıkar. Bunun üreme şekli öyle. Ben oraya geçemiyorum. O aslında onu çekmek istiyorum da çok bükler var. İnsana acı veriyor. Şeyler de fesler de ağzına kadar hemen hemen su dolu. Kuşlar içsinler diye. Şimdi gidelim başka bir bitkiye. Ama sakın ha bizi bırakmayın. Çok farklı farklı bir şeyler anlatacağım. Yerimiz de çok güzel. Onun için tadını çıkarmaya çalışalım. Hep birlikte.